ortam var. Şaşırarak eve çok güzel karşıladım. Çok güzel. Efendim, çok romantiksiniz. Her zaman. Yani kendisi öyle hak ettiği için böyle bir salonda bugün 33. yaşını kutladık Fataşa'nın. Güzel bir gün oldu. Aile dostlarımızla birlikte çok butik bir şekilde, pandemiye uygun bir şekilde bugünü kutladık inşallah. Bundan sonraki at günü yaşlarında da beraber oluruz diye umut ediyorum. Sizi de ilk defa görüntülüyoruz. Tekrar el elesiniz, mutlusunuz. Aslında ilk beraber kameraya çıkışımız. Fatoş çok güzel kalpli bir insan. Gerçekten arkadaşlar. Bugün bizim için çok özeldi. Kendi aile içi bir program yapmak istedik ve bugün burada işte arkada gördüğünüz herkes bizim birebir görüştüğümüz dostlarımız. Çok güzel ve eğlenceli bir gündü. Onu da hak ettiğini düşünüyorum. Ne hediye aldınız onu soralım bize. Çekmek ister misin? Yok. Bence buna gerek yok. Hediyenin bir önemi yok. Biz birlikte mutluyuz. Sorun yok. Yani hediyeler bence çok da yani zaten önemli. Onun benim hayatımda olması benim için zaten çok büyük bir hediye. Yani ben başka hiçbir beklentim yoktu aslında. Böyle bir sürpriz, büyük bir sürprizi de beklemiyordum. Çünkü gerçekten kendisinin benim hayatımda olmuş olması benim için büyük bir lütuf ve hediye. Dolayısıyla bu beklentimin çok daha üzerinde olan bir şey oldu. Ve yine söylüyorum, kameralar huzurunda tekrar bir daha teşekkür ediyorum. İyi ki benim hayatımda var. Şöyle bir şey var. Aslında biz bugün yola çıkarken Okan, dedim ki balık ekmek yiyeceğiz dedim. Hiç balık ekmek yemeye götüreceğim dedim bugün. Evet. Biz bugün kuaförden çıktıktan sonra İnanç Mengü'den dedim ki çok sevdiğim ve huzur bulduğum Beylerbeyi sahilinde çok güzel bir ekmek arası balıkçı var dedim, ona götüreceğim seni dedim. Çok mutlu olurum dedi. Zaten bir gün öncesi barıştık, kısa bir ayrılığımız söz konusu oldu. Fazla uzun sürmedi zaten. Evet. Zaten herkes de bunu çok iyi biliyor. Ama böyle bir sürpriz yapmak istedim, hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten kendisi benim için çok kıymetli, çok da seviyorum. Şunu söylemek istiyorum, siz çok mutlusunuz, el ele sesi gülüyorsunuz. Önemli olan da bu tabii ki. Dışarıdan gelen eleştiriler için bir şey söylemek ister misin? Şöyle, evet tabii ki aslında kimse yorum okumadığını söyler Okan ama ben tabii ki yorumlarıma, ben ve sosyal medyacım dikkat ediyorlar. Çünkü aynı zamanda onun çocuk sahibi olmakla birlikte benim de aynı şekilde çocuk, iki adet çocuğum var ve dikkat etmek zorunda. Çünkü insana çok acımasız, insanlar ne yazdıklarını bilmiyorlar. Bu hoş bir şey değil. Aşkın tarifi yok, mantığı yok, hesabı yok. Bu aşk ne zaman, nerede, nasıl geleceği belli olmaz. Biz şu anda mutluyuz. İnşallah da böyle sürer diye düşünüyorum. Kendisine de bana karşı yaptığı fedakarlıktan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Eleştirilere de açız. Sonra bu hayatı belki kendimiz tercih ettik ama insana eleştirirken birazcık düşünerek, çocukları da dahil ederek eleştiri yaparsa çok daha mutlu oluruz yani. Önemli olan bu. Vicdanen ve fiilen vicdan çok önemli bir duygudur. Bunları dikkat ederek yorum yaparlarsa çok mutlu olurum. Bizi tekrar o zaman mutlu diyelim. İyi ki doğdunuz tekrardan. Çok teşekkürler. Biz de çok memnun olduk.